Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şahane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün tamamen Galeri'den nasıl edit yaptığımı size göstereceğim. Galeri dediğimde şu. Şimdi bir Google'a giriyoruz arkadaşlar. Ve istediğiniz şey mesela atıyorum bir anime. Ben animeleri çok severim şahsen. Hatta Yağmur ablam bana öğretmişti animeleri. Anime yazıyorum ben genellikle. Ah da şurada. Ay akıllı çay bardağı ne alaka ya, sabır. Sabır sabır sabır. Annem mi? Bir kere anime izliyordum da. Arkadaşlar benim favorim olan bu arada anime. Şurada bir tane var. Heh. Pokemon The Series. Ve Carlotta'yı da seviyorum. Hepsini seviyorum, boşverin. Anime resimlere tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra mesela ben şu animeyi çok seviyorum. Çok tatlı duruyor böyle. Ama favorim tabii ki arkadaşlar. Göstereceğim. Şu. Çok çok gerçekçi duruyor. Hakikaten çok tatlı duruyor. Şimdi bunun fotoğrafını burada çekiyoruz. Ekran görüntüsünü alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar ondan sonra buradan ekran görüntüsüne tıklıyoruz. Şurada bir sürü zaten ekran görüntüsüm var. Ekran görüntüm. Var hatta arkadaşlar ben bundan hatta bununla fotoğrafı çekmiştim, buna dönüştürmüştüm. Ondan sonra arkadaşlar bu da benim çocukluk fotoğrafım, minicikdim. Neyse ona bakmayın, utanırım. neyse. Ah ne olur, çok utanıyorum. Mesela hepsini silmişim zaten gerçek hallerini de, neyse. Ekran görüntüsüne giriyoruz. Böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Onun istediğiniz resme tıklıyorsunuz. Ve şuradan o gereksiz yerleri kesiyorsunuz. Yani clip'a tıklıyorsunuz. Gereksiz yerleri böyle şu ekranın dışına atıyoruz. Ekranın dışına. Aynen. Şimdi bunu tik'e tıklıyoruz. Ve şöyle bir şey çıkıyor. Onun dışında arkadaşlar benim favorim olan genellikle şöyle bir şey yapıyorum. Durun. Ay bunu köşe boyutunu şöyle ayarlıyorum. Kalınlığını biraz şöyle şu kadar falan yapıyorum, ayarlıyorum. Buradan da rengi seçiyorum ki rengini genellikle şöyle biraz daha pembeye yakın yapıyorum. Ama birazcık daha kırmızıya yakın pembe tonlarında yapıyorum. Ondan sonra şöyle kahverengi oldu böyle. Şöyle bir şirin bir pembe yapıyorum. Tamam, tıklıyoruz yine tiki aynı zamanda. Burada da böyle yapmak istediğiniz herhangi şeyler var. Ben bir de arkadaşlar bunları ayarlıyorum. Mesela gölgeleri şu şekilde, durun. Şöyle yapınca gölgeler böyle oluyor arkadaşlar. Böyle yapınca da gölgeler birazcık daha çok az daha belirgin oluyor. Hatta durun şöyle yapalım. Şöyle birazcık daha pastel tonları oluyor bir de. Ben genellikle gölgelerimi şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. 24 de tam oluyor. Çünkü 24 daha iyi canlı bulmasını sağlıyor. Hem de ne çok canlı ne de çok böyle soluk. Pozlama da şöyle karanlık gösteriyor veya ışık gösteriyor. Bunu hiç sevmiyorum. Sadece şöyle yapıyorum o kadar. Bu da böyle yani. Kontrast yine güzel ama pek kullanmıyorum. Yine size göstermek için biraz kullanacağım. Şuraya falan alalım. Tamam. Gölgeleri zaten göstermiştim size. Arkadaşlar otomatik renge girmeyeceğim çünkü kendi rengini kendi seçiyor. Parlak noktalarda şöyle. Ben tam bunu genellikle 5'e bırakıyorum. Ve 5 veya 6 gibi. Oluyor. Titreşimi falan biraz şey yapıyorum yani. Hiçbirini sevmiyorum aslında ama biraz işlemek için de güzel oluyor. Şöyle yapıyorum titreşimi de. Ve gördüğünüz gibi olmuş oluyor. Ondan sonra da kaydete tıkladığımda da bundan buna dönüşmüş oluyor. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bundan sonra böyle size birkaç bilgi videosu veya birkaç böyle oyun videosu falan gelecek. Öyle olsun o zaman. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Bye bye. Arkadaşlar bu arada sadece çarşamba günü video atabilirim.
Atacağım yani. Bay bay. Attım.